Efendim iyi hapsalar herkese günaydınlar herkese hayırlı ramazanlar hoş geldiniz canlı yayın Demet Cez'le gel konuşalım TV 8 ekranlarına başladı yine gündeme bakacağız yine değerli konuklarımız var ve tabii ki Demet Akalım burada hayırlı ramazanlar hayırlı ramazanlar Cezci nasılsın Allah. Ee, kazasız belasız amin ramazanı atlatırız amin nasılsın, hayırlara iyi vesile misin? olsun yaz bugün bak hocalar pembe giymiş Feraye pembe giymiş ben pembe giymişim neden böyle oldu hocam ya oh. Allah Allah Ölenmeli Demek ki oldu. mutlu, bir mutluluk mu bir şey midir pembe? Bir de ufaktan bahar geliyor durumları var. Ama Çiçek nerede? açmalar başladı. Dün etilere gittim, Ağaçlarda. İyi güzel sıcaktı bu tarafa, bizim o tarafa yine gittik, 5 derece fark ediyor biliyor musun? Evet tamam o, o normal ama şimdi insanlar böyle ufak ufak aa geliyor bahar, bak 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 habercileri falan diye paylaşımlarda başlamışlar yani. Ben dün Datça yerlerine baktım deniz kenarı. He. Bakıyorum işte şu anda. Ne için bakıyorsun? E kalacağım 3-5 gün. E Gidiyor mu? Ne zaman? E yaza be. Aman be, şimdiden mi bakıyorsun? Daha eee. dur ya, daha dur bir albüm çıkartacaksın Ama sen daha. Ama daha uygun daha... ya şimdi. Sen bilmiyor musun öyle erken? Erken rezervasyon. Erken rezervasyon. Tamam, güzel. Evet. Güzel. Bu sene Olması değişiklik gereken. olsun. Bodrum Çeşme yeter artık. Değil mi? Yeni yerler, şimdi Datça'lar kızacak bana. Aman abla sakın şey ses etme. Buralar böyle güzel diye. <gülüyor> Mesut, <gülüyor> ya <gülüyor> ya güzel var ya. Mesut ya gitti artık kolimiz orada. Mesut yer orada. Aaa! Ya! Niye bana haber vermiyor? Desteklerim ben onu eski çalışma Bistim, arkadaşımız. Evet, ay çok Orada. severim ben onu. Çok kibar adamdır. Biz de adamdır. çok severiz. Evet Üzgün çok güzel. adamdır. Doğru dürüst adamdır. Desteğimizi <laughs> gösterelim. Aa ay çok şekerdir ben. Bayılırım ona. Evet biz de Aa. Bayılırız. Onun için söylüyorum zaten. Ay şu hiç haberim yoktu. E, Hak bilir tabii. Ay ne güzel. Ya. Sevindim. Orada evet tabii tabii adaylığını koydu. Bir sonraki muhtarlığa. Muhtarlığa yalnız belediye başkanı ben de mi koysam <laughs> O belediye başkanı olarak koydu. Yani sen <laughs> ufaktan diyorsun muhtardan. Gir Gir, senin de çok sevenin var. Olmazsa olmaz. Anlat vaatlerini. Ay ...hiç öyle bak vaatler yaparım... ...ondan sonra yerine gelmez... ...ay üstümde vebal kalır Ramazan günü... ...hepsini soracağım hocaya... Vay ...birkaç işte. tane böyle deli sorularım var... ...onları soracağım hocaya... ...şimdi deli çok gelmez. hoca var bugün aslında... Ee, ...birazdan efendim zaten TV8 ekranlarından aşina olduğunuz... ...iki değerli hocayı ağırlayacağız... ...doçent doktor Emre Dorman ve profesör doktor... ...Cener Taslaman burada olacaklar... Aa, ...iki hocamız var... Ay İkisi var. beraber... Aa, ...daha sonra doktor Sinan Ergin burada olacak... Evet. ...yazar ve çok enteresan söylemleri var... Çok. ...20 gün içerisinde ben ona çok takıldım... Mesela hep beraber sorgulayacağız bunu sizlerle beraber 20, 20 gün içerisinde hayatımızı değiştirmek mümkün diyor. O diyorsa mümkündür. Ben çok sevdin beğeniyorum. onu. Aa, çok çok ben takip ediyorum. Ben mesaj attım zaten. Biliyorum. Canım gelir misiniz programa diye tat. Dün de bir tane bir psikolog gibi bir doktora attım. Canım ben böyle çok iyiyim. Buradan devam edelim yazmış bana. Oldu hocam peki dedim. Nasıl ya gelmeyeyim mi diyor. <laughs> Terbiyeli bir şekilde bunu mu söyledik? <laughs> çıkmak istemiyormuş evet. Olabilir. Yani sadece Instagram'da kalmış olabilir. O da değerli bir hocaydı ama gelmek istemedi. Yani televizyona çıkmak istemiyormuş. Enteresan. Olabilir. Bazıları rahat edemiyorlar televizyonda ekran evet, karşısında. Evet, Kamera karşısında. Kamera fobisi olabilir. Her şey olabilir. Olabilir. E, saygı duyuyoruz tabii ki. Evet. Herkes ne sizin gibi değil. Demet Hanım böyle rahat rahat konuşmuyor ekranda. Ben de fazla İyi anlamda rahatım söyleyeyim. acaba. Hayır. Doğallık <laughs> anlamında söyledim ben bunu. Doğallık. Başlayalım mı? Hadi öyle olsun. Hadi bismillah başlayalım. Başlayalım. Adresleri biliyorsunuz zaten her zaman olduğu gibi. Yani iletişim adreslerimizi oradan bize ulaşın. Değerli hocalarımıza sorularınızı da sorun. Önce efendim biliyorsunuz biz de takipteyiz. Oğuz Murat Acı kazası ve tabii ki artık cinayete de dönüştüğü için o durumu değerlendirmeye devam edeceğiz. Dün eylemler vardı ve yeni ifadeler ortaya çıktı. Hemen onları aktararak başlayalım. Şimdi e... Caps'ler üzerinden gideceğiz gördüğünüz gibi sen de takipteydin ben de takipteydim. Eylem Tok'un yurt dışına kaçırdığı oğlu hava alanına giderken aynı cümleyi tekrarlayıp duruyor. Bu kimin ifadesi? Bu şoförün ifadesi. Şimdi iddia şu, iddia şu. Eylem Tok eşini Bülent Bey'i arıyor diyor ki böyle bir durum oldu ve hemen Bülent Bey kendi şoförünü yolluyor olay yerine. Ve orada şoför şunları görüyor, gözlemliyor ve ifadesine de şunları aktarmış. Diyor ki çocuk şoktaydı. Eylem Hanım'la beraber biz gittik. Çocuğu hemen Eylem Hanım araca koydu. Çocuğun ağzından sadece şu cümle çıkıyordu. Anne bana kızma, korkunç bir şey yaptım, arabayı pert ettim. Başka bir ifadesi yok. Ölenden ve sürekli haberi yok o zaman. Yok, hiç bunları söylemiyor. Sadece araçtan bahsediyor ve şokta olduğunu söylüyor. E peki o zaman kaçmalarına da gerek yokmuş. Madem ölen kimse olduğunu bilmiyor. Niye? Yani bastır bastır 11.30'da olmuş bu olay. Niye hemen 2'de havaalanına gidiyor da 4'te uçağa haldır 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 kaçıyorlar. Oraya geçeceksin Cezçim. Onu yemezler. Onu hiç yemezler yani. Hele bu saatten sonra tokum yemiyorum. Olmuyor aşkım. Öyle bir öyle bir şey yok. Yani şofördür, iyi bir adamdır muhakkak. Yani dediğine de şu anda insanlar inanır inanmaz bilemez ama yanında çalışandır. Güzel maaş alıyordur, bir şeydir çalışmaya devam ediyordur Bülent Bey'in yanında. Bana gelmez arkadaşım. Tamam. Yemem. Bak tam ifadenin karşılığını gösteriyor. Madem sadece araba pert oldu, canın sağ olsun desin. Hani böyle yazar ve çok üstten böyle şey şey konuşuyor ya kadın. Kitaplarından da böyle birkaç cümle düştü bana Instagram'a falan filan. Alıntılar falan. mı var? E, Alıntılarda böyle yani anladın mı? Anladın sen ne demek istediğimi. Anladım ben, anladım. Onun için de yani mal kıymetli değil. Geçerlerdi. Niye kaçtılar? Bir araba pert oldu diye sıra kaçar mı insan? Bunların hepsi doğru. Biz... <laughs> Peki günceli aktaralım yine de. Eylem Hanım'ı olay yerine götürdüm diyor. Bakın tam ifadesi. TC'yi arabaya oturttu. Yani çocuktan bahsediyor TC derken. TC şoktaydı. Sürekli anne beni affet araç pert oldu diyordu. Şoför Tok'un oğlunu eve bıraktıktan sonra ikinci kez kaza yerine gittiğini. Bak burası dikkat. E, firar, içinde, e, firar için evden e, çıktıklarında ise babanın öndeki araçta olduğunu belirtti. Bülent, baba, devam ediyorum. Şoförün ifadesinde ilginç bir detay daha vardı. İfadeye göre Eylem Tok'un eşinin aradığı ve hava alanına doğru git dediği. Yani talimat vermiş baba. Bülent şoföre diyor ki hava limanına doğru git. Ben başka yerlerde de okudum mesela detaylar. Haber bültenlerinde de gördüm. Ee, baba da elektrikli bir araçla onları takibi almış. Ama şarjı bitmiş ve yolda kalmış. Yani baba da biliyor durumu. İlk andan itibaren e, biliyor. Bilmiyorum haberim yok diyordu. Yani... Yok. Yok. Baba doktor, henüz konuşmadı hani bu arada. doktor insansın. Niye niye yalan söyleme gereği duysun? Ay, şu an çok şey hani bana telefonu falan filan gelmişti. Ben bir arayayım dedim. Çünkü bizim Anar'ın falan da doktoruydu. Hani böyle doktor olunca bir güvenesin geliyor ya. Hani yazardır, se senaryo yazar bilmem ne o kısmına ben çok şey yapmıyorum anladın Itibar mı? Etmiş. İtibar etmiyorsun. Bu tarafa dönüyorsun. Doktor. Estetik doktoru Bilim falan filan. Fark şey etmez. Ya. Orada doktor yani. Anladın mı? İnsanlar küçükken bile ne olmak istiyorsun? Doktor, avukat, çünkü önemli meslekler. Şimdi doktor olunca da ben hiç bilmiyorum, görmedim falan değil miydi şu ana kadar bizim bildiğimiz? Aynen. Bak ben bu haberleri biliyorsun. Özellikle şey yapmıyorum ki tepkimi burada ilk göstermek için. Biliyorum. Ee, yani şu an ben şey oldum yani bir, bir garip ve tüylerim diken diken oldu. Hani Daha fazla da bir şey duymak istemiyorum işin açıkçası. Hani doktorsun ve ilk önce ben sana şey yaptım. Güvendim ya sözlerine. Benim haberim yoktu. Anne tek başına... Organize etti falan gidildi böyleydi. Şimdi tabii polis ve savcı bunu daha çok insanla e, görüş alıp e, ne denir e, ifade alınınca bütün gerçekler o zaman çıkacak cez ortaya. Çocukların ifadeleri de var. Başka çocukların, araçtaki çocukların. Ona geçmeden önce şu yürüyüşleri bir görelim. Dün biz de duyurusunda bulunmuştuk. E, Sarıyer'den başlayan önce şöyle başlayayım. Evet. Oğuz Allah rahmet eylesin bir kez daha. Anladığım kadarıyla off-road camiasının sevilen kişilerinden, simalarından biriymiş. Çünkü bayağı bir off aracı gördük biz yollarda. Yani o cemiyet de ciddi anlamda arkadaşlar, dostlar, aileler destek veriyor. Ee, önce Kemerburgaz'daki lüks sitenin önünde bir eylem yapıyorlar. Yani... Çocuğun, bravo. Çocuğun ve Eylem Hanım'ın oturduğu sitenin önünde ciddi bir eylem yapıyorlar. Oradan devam ediyorlar. Sanayi Mahallesi'ne gidiyorlar. Sanayi Mahallesi'nden Sarıyer'e geliyorlar. Sarıyer'de bir basın açıklaması yapılıyor. Anneyi gördük orada, babayı gördük. Hatta annenin bir ifadesi var diyor ki, o kadın ve çocuk gelinceye kadar ben oğlumun mezarına gitmeyeceğim diyor. Önce onları göreceğim diyor. Sonra ben oğuzumun mezarına gideceğim diyor. Öf, öyle bir cümlesi var hanımefendinin. Tekrar... Allah'tan sabır diliyoruz kendisine ve babaya. Eşe bebek farkında değil ama. Allah ona da kolaylık versin sonrasında. Durum bu. Bu zor tabii. Evet, çiçek ya, bıraktılar kaza yerine. Eylem hanımın bir hani birkaç açıklaması oldu. Avukatı dedi gelecek. E ne oldu? Aynen, 10. gün mü, ben de kaçıncı gün oldu? E neredeler? Türk Adaletine teslim olacak diye Eylem hanımın bir. Yani neredeler açıklaması, neredeler var. Hani bir Mısır'la burası kaç saat? 3-4 saatmiş. Uçağa gel artık yani. Kanırtmanıza hiç gerek yok çocuğun da psikolojisiyle. Ne yapıyorlar yani. zamanı mı bırakıyorlar unutulmaya mı bırak hiç unutulacak bir şey. Ah hiç valla hiç 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 hiç, hiç kusura bakmasın yani. hiç öyle unutmayacağım unutmayacağım hiç bir şey falan falan yok. Şimdi bak birçok yanlış anlamı olsa da bak iyi niyetli konuşuyorum tamam mı? Çünkü çocukların da ifadeleri var diğer çocukların şu kan donduran bir detay vardı hatırlıyor musun İbrahim kardeşim diyordu ki elimden biri cep telefonunu aldı yaralılardan biriydi İbrahim Bey. Kardeşim 24-25 yaşında. Benim e, tam e, işte tuş kilidini açacağım sıfatını göremedim. Kadın mı erkek mi biri telefonu cebimden aldı diyor. Şimdi çocuklardan bir tanesinin ifadesi var. Biliyorsunuz 10 çocuk var. İki araçtalar ve yarışıyorlar. İlk araba Timur'un kullandığı, çocuğun kullandığı yani çarpan araba. Arkadan gelen de çocuklar var. Bir bakıyorlar ki eyvah bir kaza var. Herkes duruyor. Durduktan sonra yaralılara bakıyorlar. İfade bu çocuğun ifadesi. Ve yaralılardan bir tanesinin yanına gidiyor çocuk ismini zikretmeyeceğim çocuğun ee, ve yaralı diyor ki cep telefonumun ışığını açtım bak bakayım kafamda bir şey var mı çünkü hissediyorum bir şey var kanıyor mu falan derken orada yaralı bayılıyor ben yanlışlıkla diyor çocuk diyor bunu cep telefonumu cebime koydum diyor ben sana ifadeleri söylüyorum demek Söylesen ki. Ben de işte insanların suratına bakıyorum yani <laughs> inanan var mı bunlara diye çocuk bunu söyleyemez. Çocuk böyle. dediğin 16 17 yaşında yapma gözünü seveyim. 10, 16, 10 yaşında 10 yaşında hira bile artık aklı başında. Gözünüzü seveyim bir Sonra bir ben şey an... var yani orada da orada da hani okula gittiklerinde işte o bana vurdu bu böyle bir şey yaptığında bile anlatırken bile gayet güzel anlatılıyor. Ya, artık ya, tembihlendi. Bir... Ee, yani... ya da tembihlendi. Yani tembihlendi. Ben sana şeffaf anlatıyorum. Yani dedin ya burada doğal tepki veriyorum diye. Ben sana kronolojik olarak anlatıyorum. O cep telefonunu ben yanlışlıkla cebime koydum diyor. Sonra fark ettiğimde eyleme teslim ettim diyor. Eylemde site güvenliğine verdi diyor. Yani bilinçli bir şekilde o cep telefonunu almadık diyor. Ne kadar iyi insanlar, diyor. ne kadar iyi insanlar telefonu teslim etmiş. Çok iyi insanlar. Bak ne kadar iyi olsalar da olsunlar. Şimdi şöyle bir durum var. Çok iyi insanlarmış hem, diyorum yani. Hem fikir olduğumuz, anlıyorum kinayeyi. Artık onlar da neyin ne olduğunu biliyorlar ve Türk adaletine teslim olmak zorundalar. Bu kadar. Var mı söylemek istediğim bir şey? Hiç vallahi yani yemin ederim tüylerim diken diken oluyor. Hiç günaha da girmek istemiyorum Ramazanda. Hani boşver de diyemiyorum ama yani biz öyle bu haberi unutturmayacağız mok tabii ki. Hep çay, sıcaklığını muhafaza çay. edecek. Mümkün değil. Ama şu avukatı mesela bağlayalım. Hani dedi ya gelecekler Gelecektim. dedi falan. Öyle milleti oyalamak falan öyle bir şey yok ya. Kadın mezarlığa gitmeyeceğim diyeceğiz. bundan daha büyük bir acı olabilir mi ya? O korkunç bir cümle. Yani kadın vedalaşamıyor bile oğluyla yani. Korkunç ki ne korkunç hem de yani. Öyle kolay şeyler değil bunlar yani. Öyle hani bir Amerika falan filan davası vardı. Ne oldu? Acaba oraya mı gittiler? Amerika'ya gidildi. Onu zaten biliyoruz. Bunu Cuma günü de beyan ettik. Mısır'dan Amerika'ya geçildi ve biz de yakalama kararı çıkarttık. Kırmızı bülten tamam. Amerika'daki yetkililer de bunun bilgisi dahilinde yani vakıflar duruma. Bize verilen haberler bunlar. Hepsini herhalde özetledik. Güncelleri de özetledik. Kamuoyuna unutturmayacağımızın sözünü de devamını getireceğiz. Yani mutlaka biz de efendim hani bir eğlence kanalı olsak bile açık ve net söylüyorum bunun peşindeyiz ve her zaman bu detayları sizlere aktaracağız. Eklemek istediğin bir şey var mı? Yani çocuğun psikolojisini düşünmeye çalışıyorum. O Yani o kadar yaralı var falan filan. Bizden önce gelmişlerdi ifadesi var çocuklardan birinin. Yani biz yardım etmedik zannediliyor ama bizden önce yardım edenler var. Aa aa aa. Bak kafalar karışık. Hayatın neresi kafası karışık iki araba. Siteden çıktılar yarış yapıyorlar şurada da 3 tane ATV bu buna çarptı bu da arkasında kim geldi yardıma i̇tfaiye onlar Bak, Orada, oradan arama şu an oradalar hayatım daha Biliyor oradalar mi, biliyorum, yani biliyorum. bunlara hiçbir şey olmamış 4-5 tane çocuk Biliyor burada 4 çocuk burada nereye itfaiye itfaiye başka, yok daha başka geçenler de vardı orada trafikte diyorlar ormanda. Peki, tamam hadi tamam oldu. Yiyelim yutalım yani bir niye... de gargara yapalım. Bana yani. kızma sen. Ay ah, vallahi kızıyorum ben, yani. Bana niye kızıyorsun? Ben sana, sana kızmıyorum şey canım olaylara ha. kızıyorum yani. Yazık bak insanlar anneniz babanız iyi insanlardır. Sizleri böyle doğruluğa, dürüstlüğe böyle küçükken alıştırmaları lazımdı. E, doğru düzgün e, cevaplar verin yani. Arkadaşınız diye Amerika'da belki evi şeyi falan varsa hani oraya tatile gideriz diye öyle hayaller kurmayın. Acayip sinirleniyorum yani. A peki. Aşırı sinirleniyorum. peki. peki geçelim yani. Haklısın. Tamam. Hadi biz o zaman biraz ahlak konuşalım. Ahlaktan da çok bahsettin. Efendim Ramazan'dan bahsedelim.